Şener Üşümezsoy bizlerle birlikte. Profesör hocam merhaba, geçmiş olsun diyelim. Merhaba. Türkiye'den de hissedilen bu depremle ilgili acaba Türkiye'de, yani en son sorulur böyle şeyler ama ilkten sorayım istiyorum. Türkiye'deki herhangi bir fayı etkileyen bir durum söz konusu mu? Yani ne güzel karşıya resmi haritayı koymuşsunuz Sema. O harita üzerinden anlatmak daha güzel olacak. Şimdi burada oluşan depremin biraz haritayı düzenlersek, bu hemen Tuzumatu'nun biraz doğusunda bir dirsek yapıyor bu İran dağları. Ve bu dirsek boyunca kuzeydoğuya doğru giden, yani Azerbaycan'a doğru giden bir hat boyunca bir yırtılma oldu. Bu yırtılmada şöyle düşünelim, bu Kerkük ve Süleymaniye Tuzumatu düzlüğü dağların altına doğru yaklaşık 5 metreye kadar bir kesimde ilerledi. Ama dağlarda bunun üzerinde yükseldi. Bu da buranın geometrisini belirliyor. Zaten Kerkük'te ve bu bölgedeki petrol yataklarının korunması da bu olayda alt blokta olduğu için yükselmediğinden petrol yatakları korunmuş oluyor. Şimdi burada yaklaşık haritaya da baktığımızda bu fay hattının sıkıştırması tam doğudan kuzeydoğuya doğru, yani güneyden kuzeydoğuya doğru direkt bir koçbaşının vurması gibi bir sıkıştırma yaptı. Bunun devamını sizin haritanda gördüğünüz gibi Hakkari'nin güneyinden dönerek batıya doğru Adıyaman ve Gaziantep'e doğru gelen bir kesim var. Bu hatlarda bunun bir benzer deprem, aslında bu fay hattının biraz daha kuzeyinde Zagros Dağları var ve Zagros Dağları'nda kiremit gibi faylar birbirimize bindiriyor. Bu da bizi son bir acıyla Van'da ilgilendiren bir olaydı. Yani Van'da, Van'ın kuzey kesiminde, Van Gölü'nün kuzey kesimindeki alan orta kesimin üzerine doğru bindirmişti. Ve bunun sonucu Van şehri bir depremde yıkılmadı ama bunun hemen üstteki Erciş yıkılmıştı. Burada da asıl biz Tuzumatu ve Kerkük'ten daha çok İran'daki dağlar, hudut dağlardan geçmiş durumda. İran'daki Kermanşah ve şeyde bölgesindeki kesimlerin yıkıldığını görürüz. Ve bunun sebebi tavan bloku ve taban bloku. Yani biri alta gidiyor, biri yukarı gidiyor ve buradaki kırılmayı. Peki bunun devamına bakarsak, mesela bu bölgede Adıyaman'da geçen sene yazın bu fay hattıyla bağlantılı olan depremler olmuştu. Keban Barajı'nın kuzeyinde söz konusuydu. Yani bir U biçimde çizimi gösterdiğiniz kesimde Arap plakası doğuya İran'a, kuzeye Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Burası meşhur bir yapı, Bitlis Zagros fay hattı. Peki bu Türkiye kesiminde etkileri ne olabilir sorusunu gündeme geliyor. 1975'te Lice'de böyle bir deprem olmuştu. Lice'de, Diyarbakır'ın etkilendiği Lice'de bir deprem. Ama bunun doğusunda Hakkari ve bunun güneyinden geçen hatlar 1500'de, 1600'de, 1800'de kırılmalar yapmıştı. Diğer taraftan bu sıkıştırmayla acaba Doğu Anadolu fayında bir tetikleme olur mu deniyor. Yani Bingöl'den yaklaşık Hatay'a kadar giden bu fay hattı da ne olabilir diye. O fay hattında da aslında tarihsel olarak çok yırtılma aralıkları Kuzey Anadolu fayı gibi 250 yıl değil, belki 500 ve daha fazla. Bu anlamda da 1875, 1878, Bingöl'de 1771, 1971 gibi rakamları söylüyorum ama bu 1905'e doğru gelen bir kırılmalar olmuştu. O anlamda Doğu Anadolu fayında bu etkiyi görmeyiz. Diğer tarafta ise Hakkari güneyindeki kesimlere belki bu etki olabilir. Ama daha çok burada bundan sonraki adımın güneye doğru, yani bu İran-İrak sınırı bu Kerkük petrolü alanında bir şey çiziyor ve doğuya doğru genişleyen bir yol var. Daha sonra İran batıya doğru bir dağ kuşağıyla giriyor ve bunun güneyinde ise meşhur çok büyük petrol yatağı olan Avaz, Yusfel, Esful çöküntüsündeki yataklar var. Burada da gösteriyor ki neden Türkiye'de petrol yatakları az ama bu bütün İran'da da, Irak'ta da değil. Sadece bu dağın altına gidip
çöplükte kalmış kesimler Kerkük çöküntüsü ve bunun hemen doğusu, güneyinde de Resul çöküntüsü söz konusu oluyor. Ve ama Türkiye'de ise bu çok fazla girdiği için dağlar altında petrol taşıyan Arap plakasındaki tabakalar kırılarak, kırılanarak petrol aşılmış gitmiş durumda olduğundan sorun şanssızız. Yani evet. Endişe duyalım mı Doğu ve Güneydoğu illeri için o sınır bölgesinde? Evet, şöyle diyelim, benim endişe duyma noktasında bu yapı içinde bir tek Muş Ovası'ndan, Van güneyinden, Gavaş'tan İran'a doğru giden bir hattımız vardı. Bu hattın hemen kuzeyindeki bölge Van'daki Van depremiyle kırılmıştı. Bu anlamda baktığımız zaman güneyindeki fay hattında belki kuzeydeki kırılma olduğu için bir yapıyı yukarı doğru ittiğinizde bir yerde kırılınca diğer tarafında stres birikimi düşmese bile gölgelenmiş oluyor. O yüzden çok endişe duyacağımız bir durum yok. Yani burada Gavaş ve Muş Ovası'nın güneyindeki fay hattı açısından ben endişe duyuyorum. Ama o kırılan Van depremi nedeniyle stresini boşaltmış durumda. Evet, teşekkür ederiz hocam. İçimiz ferahladı diyelim, dileriz ki başka aksi olumsuz gelişmeler olmasın. Bu fay güneye doğru gider. İran'daki kuzeyindeki o bindiren kesimler üzerinde de bindirmeler şeklinde artçılar olur. Bu artçılar 7.3 olduğuna göre 6'nın civarında olabilir. Ama hareketin yönü doğuya doğru. O yüzden Azerbaycan'da falan çok duyduk Tebriz'de. Ama bizim Güneydoğu'daki deprem Bitlis kuşağı kuzeye doğru daha çok hareketten kaynaklanıyor. Evet, yani o da hareketi oraya transfer olmuyor. Bundan sonraki süreçte İran'daki artçılar dikkatle ve izlenmeli. Güneye doğru gider kesinlikle. Ve güneye doğru. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun.